İzleyicilerimiz, Keresi Forum Talks etkinliğimize hoş geldiniz. Bugün çok değerli iş insanı, Bilişim Vakfı'nı kendisiyle 45 dakika sohbet edeceğim. Ardından sizin chatten gelen sorularınızı yanıtlıyor olacağım. Sohbete başlamadan önce Keresi Forum Talks etkinliklerimizi YouTube kanalımıza abone olarak her zaman izleyebileceğinizi ve takip edebileceğinizi hatırlatmak isterim. Bununla beraber bugün 19 Mayıs. Çok değerli bir gün. Ulu Önder Atatürk'ün biz gençliğe armağan ettiği bir gün. Aynı zamanda biliyorsunuz Samsun'a çıkış günü. Bütün değerli izleyicilerimizin bu özel gününü de kutlamak istiyorum. Faruk Bey, hoş geldiniz Hoş diyorum size bulduk. tekrar dönerek. Bugün bizi çok mutlu ettiniz bizimle beraber olarak. Diğer taraftan da tabii birden hayatımıza pandemi geldi ve girdi. Hiç kimsenin beklemediği bir şekilde, hiç kimsenin beklemediği bir anda biz kendimizi bir salgınla baş başa bulduk. Ve bu salgınla beraber tabii hayatımızda değişiklikler oldu. Malum evden çalışma gibi, evde kalmak gibi farklı süreçlerin içine girdik. Ve bu bütün alışkanlıklarımızda, hayatımızda etkiledi. Sizce bu COVID-19 ile beraber değişen hangi alışkanlıklarımız bundan sonra kalıcı olacak? Ben onu merak ediyorum. Çok teşekkürler. Bir kere ben herkesin hakikaten bu arada bayramını kutlamak isterim. Yani 1919'un 101. senesini herhalde hiç beklenmedik bir şekilde geçiriyoruz. Hepimiz evde tıkandık. Ben buna biraz uzaylıların istilası diyorum. Yani hiçbir farkı yok. Herhalde uzaylı istilası olsaydı. Uzaylılar ele geçirmeye kalkışsaydı dünyayı aynı şekilde bir durumla karşılaşacaktık. Böyle hani bizim science fiction kitaplarında ve filmlerinde hep genelde ağzı kolu burnu olan veya el kolları elleri olan varlıklar olarak düşünürüz uzaylıların gelmesini ama genelde herhalde böyle bir şey olsa gerek mikro biyolojik bir takım mahlukatlar gelip dünyayı ele geçirecek diye düşünürüm hep. Öyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bütün alışkanlıklarımızı yerle bir etti. Yani hayatta yani şimdiye kadar yani birkaç kuşaktır böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık. Yani dünyanın neresinde kimi ararsınız abi? Herkes eve tıkanmış durumda. Neler değişecek diye sorduğunuz zaman tabii yani bunun cevabını vermek galiba biraz erken. Şu anda biz bir travma yaşıyoruz. Hala yani düşünsenize hastalığın çıkmasından beri 4,5 ay oldu. Yani adını bilmediğimiz bir şey, bundan 4 ay evvel adını bilmediğimiz bir şey birdenbire bu kadar yoğun bir şeye soktu bizi. Strese soktu, bir travmaya soktu. Bunun ben bir süre daha şok aşamasının devam edeceğini düşünüyorum. Gelecek konusunda da neler değişecek, neler değişmeyecek konusunda yani bir takım şeyler değişti, onu görüyoruz. Yani bundan 5 sene evvel bu bizim başımıza gelmiş olsaydı herhalde hayatımız büsbütün felce uğrayacaktı. Şu anda görüyoruz ki önemli yani hani bir takım fiziki çalışma alanlarının onlar iptal olmuş durumda. Yani restoranlar, eğlence sektörü, seyahatler bütün bunlar iptal olmuş durumda. Ama yönetim kademesi şu anda işini hiç aksatmadan devam ediyor. Ve ben buna şey diyorum yani bir takım demek ki olabiliyormuş kategorisi var. Hiçbir zaman biz toplantılarımızı fiziki bir şekilde yapmamayı düşünmedik. Şimdi bunun ben impact'inin, bunun etkisinin çok büyük olacağını düşünüyorum. Ve yani beklediğimizin çok daha ötesinde olacağını düşünüyorum. Mesela benim aklıma gelen kongre turizminin çok azalacağı. Dolayısıyla hava yolları veya turizm sektörünün
bir bacağının önemli bir darbe yiyeceğini düşünüyor. Veya eğitimin, demek ki eğitimin bir kısmı sahiden evden yapılabilecek durumda. Ya her ne kadar okullarda fiziki bir sosyal bir değeri varsa da yine de bir takım yeni kullandığımız gereçlerle hayatımızın farklılaşacağını görüyorum. Yani sosyal, özellikle sosyal interaction'ın ben bundan sonra çok farklı bir gözle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ve bunun getireceği çok önemli değişiklikler var gibi geliyor bana. Benim özellikle hep üzerinde durduğum ve çok önemsediğim bir şey, hatta ne bileyim ben, zaman zaman saplantı haline geliyor. Ben yani işte bizim dünyamızda, internet sonrası dünyada networklerin çok daha farklı bir anlam ifade ettiğini düşünüyorum. Ve bunu, bu konuların da yeteri kadar araştırılmadığını düşünüyorum. Yani hem kurumlar arası ilişkilerde networking'in, hem liderlik açısından, yani networkler dünyasında liderliğin nasıl olacağı konusunda hiçbir, yani hiçbir demeyeyim ama çok fazla araştırma yok. Ama şunu görüyoruz ki, benim görüşümce, hiyerarşik organizasyonların yanına networkler domine etmeyecek belki ama gerçekten rekabet edecek bir yapıya girecek. Ya bence en büyük farklılık oradan kaynaklanıyor herhalde. Tabii bu, bütün bunlarla beraber siz çok güzel ifade ettiniz. Ama diğer taraftan herkes de aslında işlerinin, hemen hemen herkes diyorum, işlerin onlardan yapılabileceğini, farklı programlarla da toplantı yapılabileceğini gördü. Ve tabii ki bütün bunlar global dünyanın da daha da ne kadar yakınlaştığını bize anlattı. Siz bütün bunları sanki önceden biliyormuşçasına aslında Türkiye için oldukça erken bir zamanda da 1995 yılında Bilişim Vakfı'nı kurdunuz. Daha bugün pandemiyle beraber tabii ki dijitalleşmeden bahsediliyor. Dijitalleşmenin öneminden bahsediyor ve yeni iş modellerinde de bütün bunların kaçınılmaz olacağını hem biz görüyoruz hem de sanırım bu değişimleri şu an yakalayamayacak olanlar da maalesef bir sonraki aşamada işlerine devam edemeyecekler gibi görünüyorlar. Biraz dijital dönüşümden bahsetmenizi rica edeceğim. Biz çok teşekkürler bu soruyu sorduğunuz için. Biraz Bilişim Vakfı hakkında bir şey söyleyeyim ben. Ben bir mühendis değilim. Yani bir teknolog da değilim. Yani ben ekonomi ve işletme okudum. Ve bunu da milattan önce okudum. Yani 1970'li yıllarda okudum. Biz 1995'te birkaç arkadaş Türkiye Bilişim Vakfı'nı kurduğumuz zaman, o zaman internet işte yani çıkalı bir 5 sene olmuştu ve Türkiye dünyadaki gidişten haberdar değildi, farkında değildik. Yani bambaşka konular vardı. İşte ve herhalde ilk birkaç bin kullanıcının içindeyimdir Türkiye'de interneti. Ve hatta arada sırada konuşmalara çağrılıyorsunuz, çağrılıyordum. İnterneti anlat deniyordu. Yani anlatacak bir şey yok ki. Yani ben hep örnek olarak şey veririm. Bana parmak şaklatmayı öğret dendiği zaman bu görmeden tasvir edilecek bir şey diye anlatamazsınız. Ama bir de yeni ekonomi diye bir yükseliş vardı o dönemlerde. Yani 1990'ların ortalarından sonra biz dedik ki bir araya gelelim. Bu işin neleri değiştireceğini hem kamuoyuna hem Ankara'ya o zamanlar anlatalım. Çünkü yani bir takım değişiklikler gelecekti, belliydi. Ama bunu farkında değildik açıkçası. O zaman kimse farkında değildir. Bunun farkındalığını yaratmak için kurduk. Yani aslında biz bir teknolojik vakıf değiliz. Yani sektörle ilgili de bir vakıf değiliz. Bizim amacımız teknolojinin gerektirdiği alışkanlıkları değiştirmek üzerinde çalışmayı istiyorduk. Yani
internet o dönemde geldi, acaba neler değişecek, kurumlarda neler değişecek diye var. Ama o zamanlar yani hakikaten belki belli bir vizyondu bu. Bugüne baktığımız zaman ne kadar yetersiz, ne kadar saf, ne kadar naif bir bakış açısıymış diye düşünüyorum. Yani değişimin hızı, aradan geçen 25 sene içinde değişimin hızı bizim tahmin ettiğimizin çok ötesinde oldu. Hatta bence önemli de bir sorun var ortada. Bizim mevcut altyapılarımız, infrastructure'ımız, Türkiye'den bahsetmiyorum genelde, dünyadan bahsediyorum. Bu değişimin hızını kaldıramıyor. Yani hem kurumlar kaldıramıyor, yani hem şirketler, piyasa falan bunu kaldıramıyor. Ama asıl önemlisi altyapı kurumları bu değişimin hızına adapte olmakta çok zorluk çekiyorlar. Benim görüşümce bugün yaşadığımız temeldeki en büyük gerilimlerin temelindeki sorun budur. Şimdi diğer taraftan da bugün aslında bir sürü webinarda da takip ediyoruz, özellikle geçtiğimiz 2,5 aydır. Sürekli sizin de bahsettiğiniz gibi bir COVID dönemindeki değişikliklerden, COVID dönemindeki yönetim tarzı, ne gibi önlemler alınmalı gibi konular ele alınıyor. Özellikle ben şirket bazında şunu sormak istiyorum size. Şu anda geçici olarak bakılıyor. Çünkü aslında kimse önümüzdeki günlerin bize ne getireceğini bilmiyor. Sonsuz bir belirsizlik var gibi duruyor. Bu kalıcı olacak değişikliklerle mi sizce şirketler yönetilmeli? Yoksa şu anda sadece bu COVID dönemine geçici bakılarak ona göre mi çözümler alınmalı? Valla göreceğiz. Herhalde hibrit bir yapı oluşacak. Yani eski alışkanlıklar ister istemez endüstri döneminden kalma yapıların bir kısmı devam edecek. Bunların önüne geçmek bunların bazılarının gerçekten içe sindirilmesi bir kuşak meselesi. Yani şimdi sizin kuşağınızla benim kuşağımın bunu yorumlama şekli birbirinden çok farklı diye düşünüyorum. Yani internet öncesi yetişmiş, yani dijitalizasyonun hızından önce yetişmiş bir kuşağı bugünü yorumlaması, anlaması ve yönetim becerilerini ortaya koyması çok zor. Ama bir tane de gerçek var. Bugün ipleri elinde bulunduran kuşak bizim kuşağımız. Yani ben veya işte 50 yaş üstü olan kuşak. Yani politikada da görüyoruz, şirketlerde de görüyoruz. İktidar kuşağı diyeyim. Yani şirketlerde de, kurumlarda da iktidar kuşağı 50 yaş üzerindedir. Ama bugünü daha iyi anlayabilecek kuşak genç kuşak. Şöyle bir örnek veriyorum ben her zaman. Yani biraz yani dünya liderleri, dünyadaki politik liderlerin yaş ortalaması 64. Dünya yaş ortalaması 30. İnternet ortaya çıkıyor. Yani interneti ben hep bir sembol olarak kullanıyorum. Yani bir bu eksponansiyel, üstsel gelişmenin miladı diye kabul ediyorum. Yani onun için internet diyorum. Yani ondan sonra yani düşün ki dünyanın yarısı internet sonrası doğan kuşak. Ama bugünkü liderler ve ipleri elinde bulunduranlar da ondan önce eğitimlerini almış bir kuşak. Onun için yani bunun önemli bir aslında fay hattı oluşturduğunu düşünüyorum. Yani bu kuşak üretken oldukça, productive olmaya başladıkça, devreye girdikçe çok yeni alışkanlıkların çok daha hızlı geldiğini göreceğiz. Onun için yani bugün neler değişecek, neler değişmeyecek diye baktığımız zaman ortada bir hibrit yapı var. Herhalde bu COVID olayı bu değişimi hızlandıracak ama yani bir ölçüde eski alışkanlıklarımızı hala devam ettiririz diye düşünüyorum. Bir kısmını en azından.
Sanırım bu iki kuşağı da hem beraber huzur içinde ve verimli şekilde çalışmasını sağlayacak konulardan biri de inovasyon. Özellikle kurumsal inovasyon tabii ki ve inovatif çalışmalar muhtemelen pandemi sürecinden sonra artacaktır diye düşünüyorum. Sizin bu konudaki yorumunuzu alabilir miyim? Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Yani üstelik bunun yani pandemi bize bir takım şey yani bir takım genel yani suyu belli de bir yatağa oturtacak gibi düşünüyorum bana. Yani bu dediğim networking yapılarına yönelik olan inovasyonların yani dijital inovasyonların özellikle servis endüstrisinde çok yani e-ticaret de dahil olmak üzere bundan sonra bu inovasyonu çok daha fazla yönlendireceğini düşünüyorum. Burada önemli bir çelişki var bence. Yine bir sorun var. O da bu yani bu ağ yapıları geliştikçe bu ne coğrafya tanıyor, ne sınır tanıyor, ne zaman tanıyor, ne mekan tanıyor. Bu farklılık bizim kendimize koyduğumuz bir takım sınırları da değiştirmeye başlıyor. Yine şeye geleceğim. Yani sizin atıyorum Amerika'da, Meksika'da, Hollanda'daki arkadaşlarınız sizin ilişki kurma şekliniz bugün kapı komşunuzdan çok daha rahat. Belki anlaşma şekliniz de kapı komşunuzdan çok daha rahat. Bunun getireceği bir sınır ötesilik var. Bunun çok fazla etkin olacağını tahmin ediyorum önümüzdeki dönemde. Ve inovasyonların yani özellikle servis endüstrisinde geliştikçe de bu küreselleşmeyi bizim bambaşka türlü tanımlamamızı gerektirecek. Evet, inovasyonlar çok önemli. Bugünden baktığımız takdirde bunun impact'inin büyük boyutlu olmadığını zannediyorum. Düşüneceğimiz kadar büyük boyutlu olmadığını tahmin ediyorum. Ama bir 5-10 sene sonra çok daha farklı, ağır, gerçek disruptif inovasyonlarla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Bütün bunlarla beraber aslında biz gelecek dendiğinde, 2000'li yıllar dendiğinde, daha doğrusu çocukluğumuzda hep filmlerde robotlaşmayı gördük, makinalaşmayı gördük ve şu anda bütün bunların çok konuşulduğu bir dönemdeyiz, malumunuz. Fakat bütün bunlara da baktığımızda şu ana kadar da bunlarda da bahsedildiği kadar da hızlı bir yol alınmadı da gerçek. Bu makinelaşmayla beraber sizce insanlar makinelerle mi beraber çalışacak yoksa ciddi bir işsizlikle beraber makineler insanların yerini almaya başlayacaklar mı iş hayatında? Ben bu konuda yani rasyonel optimistim diyeyim. Yani bir distopik bir geleceği düşünmüyorum açıkçası. Çünkü biz genelde bir hata yapıyoruz. Geleceği öngörmeye kalkıştığımız zaman hep bugünkü koşullarla değerlendiriyoruz onu. Yani 20 sene sonra ne olacak diye baktığımız zaman bugünkü koşullarımıza bakıyoruz. Ama halbuki o gün bir gün, dakika ve dakika yaklaşıyorsunuz ve alışkanlıklarınız da orada değişiyor. Yani şimdi 1800'lü yılların ortalarında Amerika'da yapılan bir anket 30 veya hatta 1870'lerde yapılan anketler New York'ta ki en ihtiyaç doğuracak olan mesleğin çöpçülük olduğunu söylemiş. Çöpçülük olduğunu çıkartmış orada. Neden? New York'ta o kadar çok at olacak ki o gübrelerin temizlenmesi için işte bilmem ne kadar çöpçüye ihtiyaç olacak. Hayır, öyle olmadı. Otomobil çıktı. Birdenbire disruptif bir gelişme, bir çok farklı bir kırılım yani dünyanın hayatını değiştirdi. Evet,
Yani bugünden bakıldığı zaman gerek yapay zeka olsun, gerek robotlar olsun, bir takım rutin işleri veya hatta belki rutinden de öteye bir takım işleri elimizden alacak. Ama ben 20 sene sonra veya 10 sene sonra, 20 sene sonra üstelik rakam vererek şu kadar meslek dalı olmayacak, şu kadar kişi işsiz kalacak denmesinin ben pek anlamlı görmüyorum. Biz artık disruptif bir dünyada yaşıyoruz. Kırılımların nerede olduğunu bilmiyoruz. Böyle öngörüler benim için biraz yani yorumlamayayım ama yani çünkü koca koca danışmanlık şirketleri bu işin içinde benim haddim değil onlar yanlış diyor demek ama neye baz ettiklerini yani bir takım varsayımlara baz ediyorlar. O varsayımların da ne kadar tutarlı olduğunu bilmiyorum açıkçası. Ama şunu biliyoruz. Bir gerçek var. Data ve veri artışı katlanarak devam edecek. İstesek de istemesek de devam edecek ve bu datayı temizlemek, yani bu datanın toplanması, alınması, temizlenmesi ve produktif hale getirmesi bambaşka yapıları getirecek. Ben ondan eminim. Bugün ne derece değiştireceği konusunu söyleyemiyorum ama söyleyeceğim bir şey var, yani diyeceğim bir şey varsa. Data management'ın bugün yani dijital dünyanın en önemli meslek dalı olacağını düşünüyorum. Hatta şunu iddia ediyorum ki yani kendimce data management veya data analizi liselere ders olarak konulmalı. Yani bir tarihten, bir coğrafyadan, bir ne bileyim ben yurttaşlık bilgisinden onlar kadar en azından önemli bir ders olacağını düşünüyorum. Herkesin bilmesi gerek. Yani data analisti nasıl data temizlenir ve nasıl değerlendirilir mutlaka herkesin öğrenmesi Evet. Siz çok güzel ifade ettiniz. Biz de önümüze gelen startuplarda aslında datanın çok güzel ve rahat bir şekilde toplanabildiğine özellikle son 5 yılda şahit oluruz. Fakat bunları anlamlandırma ve kullanma noktasında bir sonraki aşamada da daha ileri gitmeleri gerektiğini görüyoruz. Diğer taraftan da tabii özellikle Amerika'da pandemiyle beraber çok fazla işsizlik olacağından bahsediliyor. Diğer taraftan da Medium'da bir makale okudum. 2 milyon yeni iş modelinin de ortaya çıkacağı söyleniyor önümüzdeki 10 yıl içerisinde. Sizce bu güzel bir şey bu arada. Bu çok umut verici bir şey herkes için. Pandemi sonrasında ortaya çıkacak iş modelleri neler olabilir? Datayı anlamlandırma ve yönetme dışında. Yani bir kere tahmin ediyorum çok farklı alanlarda yani biz bir yapay zekayı bir hayalet, bir somut veyahut soyut bir kavram olarak değerlendiriyoruz genelde ama yapay zekanın çeşitli alanlara, farklı alanların içine girmesinin, penetre etmesinin büyük bir verimlilik unsuru getireceğini düşünüyorum. Yani meslek dalları ne meslekler çıkar, neler gider, hangileri gelişir, onu değerlendirmek bir güç. Ama en azından bugünkü meslek dallarının yani çok yani çok kabuk değiştireceğini düşünüyorum. Transformasyona uğrayacağını düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim. İşte yani genelde kullanılan bir terim ya, yani bir adaptif meslekler var. Yani geçmişten bugüne kadar gelen ve bugünün kendi koşullarına uyan meslekler. Bir de transformatif meslekler var. Yani bugünün kendi gereğiyle ortaya çıkan meslekler. Bunlar hakkında bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bunların şeyi yok.
Bunlar eğitim, bunların eğitim dolu yok. Çok yeni yeni çıkıyor. Çok yeni yeni ortaya çıkıyor. Yani ben meslek dalı yerine diyeyim ekmek teknesi diyeyim. Yani insanların kutucuklar halinde meslek dallarından konuşacağına bir holistik bakış açısında açısıyla multidisipliner yapılar içinde kendi yetkinlikleri, kendi yetenekleri, yetkinlikleriyle kendilerini tanımladığı alanlarda kendi meslek dallarını tanımlayacaklarını düşünüyorum. Onun için öyle birebir işte makine mühendisiydi, ne bileyim ben sosyologtu, atıyorum yani endüstri mühendisiydi diye kaba kutucuklar yerine bunun çok daha fazla tanımlı kişilere göre tanımlı yapılardaki dar alanlara yöneleceğimi düşünüyorum. Kim kendi yeteneğinde tanımlayabilirse o alanda daha iyi meslek sahibi olabilir. Daha iyi produktif, üretken olacağını düşünüyorum. Mesleklerle beraber aslında diğer taraftan en çok merak edilen konulardan biri de çalışma yöntemleri. Malum tabii birçok büyük binalar yapıldı, herkes oralara taşındı. Fakat pandemi döneminde görüldü ki çoğu insan işlerini evden de yürütebiliyor, online de yürütebiliyor ve kolektif çalışma bilincine geçtik. Özellikle şu son 4-5 yılda biz de malum biliyorsunuz ofis olarak Collective House'da yer alıyoruz. Fakat pandemiyle beraber sosyal mesafe tabii ki artmakta ve bu konulara çok dikkat edilmesi gerekmekte. Siz bu sosyal mesafe sebebiyle ofis alanlarının nasıl bir ortama dönüşeceğini düşünüyorsunuz? Ben ofis alanları kesinlikle onu gösteriyor ki küçülecek. Yani kişiye bağlı ofis alan, yani çok daha serbest, çok daha flexible yapılarda ofis alanlarının oluşacağını düşünüyorum. Yani bu hakikaten bu için, bu artık birlikte yaşayacağımız bir gerçek. Yani ofisler bizim anladığımız anlamda çok daha farklı bir şekle dönüşecektir diye düşünüyorum. Şimdi orada da tabii inovasyonların ne yöne gideceğini bilmiyoruz. Yani sosyal ilişkilerin hangi yöne evrileceği konusunda bir şey söyleyebilmek için çok erken. Evet, çalışma hayatını evden götürüyoruz. Ama bu insanların birbirleri arasındaki sosyal ilişkilerin ne şekle dönüşeceğini hakkında bize bir fikir vermiyor. Bilmiyoruz onları. Yani bunları biraz zaman içinde göreceğiz. Yani belki öyle bir birdenbire öyle bir şey gelecek ki mesela bu ben biz de öyle ümit ediyoruz yani. Bizim de ofisimiz Kanyon'da. Birdenbire şu anda Kanyon boşalmış bir durumda. Bundan sonra nasıl devam edeceğiz? Bu bizim için de bir soru işareti. Ve biz tabii ki Kanyon'un herkes kendi gayrimenkulünün nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda oldukça inovatif yöntemler düşünmeye başlayacaktır diye düşünüyorum ben. Yani maalesef bunlar var ve yok olmayacak bu binalar. Ama belki çok farklı inovatif yapılarda kullanılabilecek yöntemler bulacağız. Evet, tabii işin o kısmı sizi ve bizi de çok ilgilendiriyor. Yatırımcı toplantılarımızı ayda iki kez Eczacıbaşı Holding'te yaptığımızdan dolayı tabii bu süreçle beraber onlara da ara verdik. Önümüzdeki günler neler getirecek biz de merakla beklemekteyiz o konuyu. Ben çok severek okuduğum kitabınıza konuya getirmek istiyorum. Buradan da aslında herkese de göstermek istiyorum. Çok siz nafikleriniz. 2018 yılında daha yeni başlıyor dediniz kitapta. Aslında biz bugün pandemiyle yeni başladığını gördük. Sizin kitabınız gerçekten özellikle 4 farklı konuya ayırmışsınız. Esneklik, yanılsama, ağ yapısı ve karanlık taraf diyorsunuz.
Naçizane ben karanlık tarafı ve esnekliği özellikle bu pandemi sürecine çok uygun buldum. Çünkü tekrar okudum kitabınızı sizinle bugünkü sohbetimizi yapmadan önce. Ben biraz pandemiyle de bağdaştırarak kitabınızdan bahsetmenizi rica edeceğim. Çünkü eğer biraz dünyada neler olduğunu anlamak isteyen sadece bilişim açısından değil, farklılık açısından bize de çok soruyorlar neleri takip etmeliyim, neleri anlamalıyım diye kitabınızı alıp gerçekten herkesin okumasının kendilerine değer katacağını düşünüyorum. Biraz bunlardan Çok bahsetmek naziksiniz, isterim. çok teşekkürler. Yani ya onu söyleyeyim, bu yani bu kitap işte dediğim gibi aşağı yukarı 20 senelik bir kafayı bu işe patlatmanın sonunda ortaya çıkan bir şey. Yani ben bundan 10 sene önce ve hatta 5 sene yok 10 sene önce kitap yazmayı falan düşünmezdim, hiç aklıma gelmezdi. Ama yani o zaman bizim özellikle dünyada tartıştığımız konulara baktığımız zaman yani bunu dışa vurma ihtiyacı duydum. Oradan çıktı zaten. Şimdi bunu niye bunu yapma isteğini hissettim diyorsanız, yani demin de konuştuğumuz gibi benim kuşağım işte 70'lerde, 60'larda, 70'lerde eğitimini tamamlamış kuşak. Ve dediğim gibi bugünkü iktidar kuşağı. İktidar dediğim zaman yalnız ülkelerden bahsetmiyorum, şirketlerden, kurumlardan da bahsediyorum. Yani şunu gördüm, bugünün ihtiyacı olan, yani biz bir takım kuralları koyuyoruz. Eğitim sistemini belirliyoruz. Yani bunları başka kuşaklara aktarmak istiyoruz. Yani tarihte hep böyle devam etmiş. Ama bu şimdi bakıyorsunuz, bir takım yetkinlikler var ki onlar benim kuşağımda yok. Benim dönemimde olmadı. Hiç ağırlık da verilmedi. Ve aynen sizin söylediğiniz o dört tane başlık, esneklik, yakınsama, networking, bir de güvenlik. Bu dört unsurun yeni kuşaklar tarafından mutlaka beslenmesi ve geliştirilmesi gereken yapılar olduğuna inanıyorum. Yani ben planlamada yetiştim. Yani çalışma hayatına ilk atıldığım dönemde planlamayla işe başladım. Biz 5 senelik planlar yapardık. Yani 5 sene hiç gerçekçi bir rakam değil abi. Neyi 5 senede planlıyorsun? Neyi 3 senede planlıyorsun? Yani pandemi olmasaydı dahi komik bir şey oluyordu. Yani ne ekosisteminizi ne dünyadaki gelişmeleri öngörme imkanınız var. Onun için bunu ancak esneklikle karşılayabiliyorsunuz. Biz yine endüstri döneminden gelen bir kuşak olarak lineer düşünmeye alışırız. Yani ürettiğimiz şişeler bu sene 100 tane ise gelecek sene 120 tane şişe üretiyorsak %20 büyüdük diye seviniriz. Ama yani bugünkü dünya böyle değil. Bu sene 10 tane yaparsınız, gelecek sene 5.000'dir, ondan sonraki 100 milyondur. Yani bu ölçüler içinde konuşabilecek durumda olmanız lazım. Networking'den de benim kastım şey, yani aslında onun da bugün çok önem kazandığını düşünüyorum. Networking, yani benim anladığım bilgiye, yani size gerekli olan bilgiye ulaşma yetkinliğiniz. Yani yani insan tanımak değil, networking'den anladığım benim yalnız insan tanımak değil, bilgiye ulaşabilme, gerekli bilgiye, üretmek için gerekli bilgiye ulaşabilme. Zaten aslında şu anda yani networking'in ne kadar önemli olduğunu aslında bu pandemide gördük. Dördüncüsü de yani güvenlik. Yani güvenliğin aslında ev ve arabayı kitlemenin ötesinde 7/24 beklenmedik inovatif yaklaşımlarla, çünkü o karanlık alanda da inovasyon hızla ilerliyor.
buna hazırlıklı olmamızı ister istemez zorunlu tutmalıyız. Ve bu hepimizin kafasında bir kenarında bulunmalı ki, hele ki bu kırılım çağında güvenlik yani 7-24 bize gerekli bir konu. Yani bu dört konunun özellikle geleceğin ivme kazanan dünyası için hazırlıklı olmamız gereken yeri diye düşünüyorum. Faruk Bey, kitabınızda bahsettiğiniz aslında bu dört konuyu en çok gördüğümüz ve en hızlı gördüğümüz yerde startuplar. Siz de startuplara yatırım yapıyorsunuz. Yatırımlarınızı yaparken hangi alanları gözetiyorsunuz ve seçim kriterleriniz nelerdir? Yani tabii insan neye dikkat ediyor genelde? En önemlisi nerede boşluk var? Yani o boşluklar, alışkanlıklar veya trend nereye doğru evrilir diye bakıyorsunuz. Yani bizim hepimizin zaten Keiretsu'nun da önem verdiği konu. Yani orada çok daha farklı bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Nereye doğru evrilecek? Orada bir adım ötede olmayı doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve özellikle tabii bu dijital dünyanın çeşitli servislerde çok büyük farklı çok büyük fırsatlar yarattığını düşünüyorum. Yani benim için temel amaç aynen dediğiniz gibi ben bundan sonraki 5 sene sonra diyelim ben dünyada hangi tehlikeleri görüyorum ve hangi fırsatları görüyorum? Oralara eğilmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Bunun rakamsal olarak çok altyapısının olduğunu düşünmüyorum. Ben hep girişimciliği biraz da şeyden dolayı yani Necat Bey'den gelen, yani babamdan gelen bir şey olarak girişimciliğin içinde önemli bir faktörün gut feeling olduğunu, yani bağırsaktan gelen hisler olduğunu düşünüyorum. Yani herkesin kendine göre bir vizyonu vardır. O vizyona göre bir gelecek tasarruf vardır. Ben mesela şeye çok inanıyorum. Yani security konusunun, yani güvenlik konusunun ileride gittikçe daha büyük bir sorun olacağını. Ve orada yani dünyanın en eski mesleklerinden birisidir suç. Ve bunun içinde aynı şekilde yani inovasyon dünyası bizim için yani aydınlık taraf için nasıl gelişiyorsa karanlık taraf için de aynı şekilde geliştiğini düşünüyorum. Yani benim en önemsediğim konulardan bir tanesi bu. Yani her disruption, her kırılım kendi karanlık taraflarını da birlikte getiriyor. Benim inandığım bence özellikle yatırım benim ilgilendiren kısımlar bu karanlık tarafa karşı nasıl mücadele edilmesinin araştırılması ve bundaki ürünlerin değerlendirilmesi. Peki son olarak bugün hem 19 Mayıs olması sebebiyle hem de gençlere de bence armağan ettiğiniz o güzel kitabınız sebebiyle bizi de hem bir sürü yorum var. Zaten soruları da almaya başlayacağım. Çok fazla da soru geliyor. Kendini geliştirmek, yetiştirmek ve bu çağa ayak uydurmak isteyen gençlere önereceğiniz kitaplar, takip etmesi gereken makaleler veya yeni dünya düzenine nasıl ayak uydurmalılar sizce? Yani İşte zaten aslında benim bu ittire kaktıra bu kitabı ortaya çıkarmamın temel nedeni de gençlere bunu söyleyebilmekti. Buralarda bir takım yani neleri geliştirmeleri gerektiğini söylemekti. Benim kendime özgü biraz merakım şeydir. Yani yakın dönem tarihi özellikle 20. yüzyılın başı tarihidir beni. Çok ilgilendiren bir konu. Ve çok benzerlik görürüm. Yani bugünün dünyasının çok büyük bir benzerliği. Çünkü
Yani tarım toplumundan endüstri toplumuna geçen bir dönemin ağır kırılımlarını yaşadı 20. yüzyılın başı. Yani iki tane savaş gördü, işte bir tanesinde 4,5 tane imparatorluk yok oldu. Ve özellikle 1920'li yıllarda büyük bir yani büyük bir entelektüel gelişme yaşandı. Özellikle Avrupa'da. Ondan sonra büyük bir buhran yaşandı. İşte yani büyük buhran yaşandı daha doğrusu 1929'da. Arkasından çok bugüne benzer çok büyük bir ekonomik kriz yaşandı. Sonunda da Dünya Savaşı oldu. Yani büyük bir trajedi oldu. Ben açıkçası yani 2000'li yılların başında o müthiş büyük kültürel hareketi gördüğümüze inanıyorum. 2008'de büyük bir kriz gördük. 2010'lu yıllarda da çok yani yani popülizmin ağır bastığı bir dünyaya girdiğimizi gördük. Ben bir savaş çıkacağını zannetmiyorum ama bundan öğrenmemiz gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. Yani biz yani benim özellikle söylemek istediğim konu her ne kadar bugün yani büyük bir yani globalleşmeye karşı bir yaklaşım görülüyorsa da bu globalizasyonun yani küreselleşmenin yanlış tanımlandığından dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü küreselleşme olmaya devam edecek. Yani bu bu iletişim, bu bant genişlikleri, bu internetler, bu farklı haberleşme sistemleri, yani teknoloji geliştikçe biz ne yani mekan bağımsız olmaya devam edeceğiz ve bu ülke bağımsız olmaya da devam edeceğiz. Hatta şöyle söyleyeyim ki yatırımlarımızın anlam kazanabilmesi için ülke dışında da düşünmek zorunda olacağız. Yani benim gençlere söyleyeceğim tavsiye, vereceğim tavsiye, yani bugünün ara döneminin etkisinde kalmasınlar. Dünya globalleşiyor. Belki beklemediğimiz bir şekilde globalleşiyor ve atılımlarını ona göre yapsınlar. Yani benim tek söyleyeceğim şey budur herhalde. Çok teşekkür ederim. Ben sorulara geçmeye başlıyorum yavaş Buyurun. Yavaş. Bu arada çok fazla da yorum var söylediklerinizle alakalı. Olumsuz yorumları çok merak ediyorum ve çok tartışmak isterim. Olumsuz yorum yok ama birkaç tanesini okuyayım izninizle. Örneğin temel insan davranışları çok fazla değişmeyeceğine göre insanlar arası ilişkiler belki daha kaliteli olacak diye Ali Bey'den bir yorum gelmiş. Biz de daha kaliteli insan ilişkileri evet. olacağını umut ediyoruz inşallah. Ümit Bey'in yorumu hayatımız otomasyon sistemine dönecek gibi görünüyor. Bu kadar data ve verilerin bir insan tarafından yönetilmesi imkansız demiş. Bunları yaşayarak göreceğiz. Buna bir şey çok güzel bir yorum, çok doğru bir yorum. Ben bunu şöyle düşünüyorum açıkçası. Bugün yani biz yani power'ın, gücün devamlı bireysel olarak algılamaya alıştık. Yani hem kurumsal olarak yani standalone, yani biraz İngilizce terim kullanıyorum kusura bakmayın. Çünkü Türkçe bunların mesela standalone kelimesinde ben Türkçesini bilmiyorum. Kendi başına iyi. Kendi başına. Evet. Kendi başına yapıların sürdürülebilir olduğunu hiç inanmıyorum. Yani hem kurumsal hem toplumsal hem bireysel yani, yapılar kendi başına hiçbir anlam ifade etmiyor artık. Yani yani bilginin güç olduğu doğru ama bilginin bir kişide konsantre olup bir güç ifade ettiği yanlış. Yani güç paylaşılarak güç oluyor zaten. Yani burada yani bu network dünyasında hiç kimse kendi başına yeterli değil.
Hiçbir toplum kendi başına yeterli değil, hiçbir kurum kendi başına yeterli değil. Kendi başına yeterli değil ama diğer taraftan Haldun Bey de diyor ki insanların birbirine daha çok ihtiyacı olacak, küreselleşme gelişecek bununla beraber diyor. Tam da sizin dediğiniz noktaya uyan bir yorum aslında. Aynen öyle. Evet, Oktay Bey de daha farklı bir yorum katmış. Ev çalışma yeri değildir, özel alandır. İstisnai durumlar hariç evde çalışmak hem sosyalleşmek hem de verimlilik adına gereksiz ve anlamsızdır demiş. Bir açıdan doğru ama bu da bizim kendimizi yorumlamamız. Yani siz aynı şekilde düşünür müsünüz bilmiyorum. Veya sizin çocuklarınız aynı şekilde düşünür mü onu bilmiyorum. Yani evden çalışmayı, yani evin yapısını ona göre düzenlemeye başladığınız anda belki de değişecek, bilemiyoruz ki. Yani onun için ben bir yorum yapamıyorum. Bana da sorarsanız yani sabah ben saat 7'de işe gidip işte akşam 6'da işten eve dönerim. Evet yani. Ama yani bugün çalışma hayatına yeni başlayan birisi aynı şekilde mi düşünecek? Onu bilemiyoruz, bilemeyiz. Yani emin değilim. Yani hep kendimize göre yorumlamaya çalışıyoruz ama ben kendi çocuklarıma bakıyorum. Yani onların alışkanlıkları benimkinden o kadar farklı ki. Yani ben kendi babamla olmadığım kadar daha yakın bir ilişkimiz var belki. Biz kendi babamıza siz derdik. Çok daha yakın bir ilişkimiz var. Ama davranış açısından onlarla benim aramdaki fark çok daha büyük. Çok daha büyük. Onun için böyle, kendime göre yani bundan sonraki alışkanlıkları yapamıyorum, öngöremiyorum. Aslında hepimizin yaşayıp göreceği bir sistem. Çünkü kimse herhalde evden çalışacağını veya bu kadar uzun süre çalışacağını tahmin etmezdi. Malum 2021'e kadar İngiltere'deki çoğu şirket evden çalışma kararı verdi. Amerika'daki büyük teknoloji şirketlerinin hemen hepsi evden çalışma kararı verdi. Aslında bu ihtiyaçlar bizim kararlarımızı oluşturuyor. Tercihlerden daha çok. Biz de pandemi içerisinde de bunu görmüş olduk. Bununla beraber M18 oldu demiş ki Faruk Bey'in aslında sizin ilk soruma olan cevabınıza gelen bir soru bu. Faruk Bey, networklerle ilgili çalışmaların eksikliği konusundaki yorumunu biraz açabilir misiniz? Mesela ne gibi çalışmalar yapılmasını isterdik diye bir soru geldi. Şimdi biz mesela liderlik kavramının network ortamında çok daha farklı değerlendirileceğini düşünüyorum ben. Yani bir kere dediğimiz şu birkaç konuyu birbirine yapalım. Yani bilginin güç olduğu bir ortamdan geliyoruz biz. Endüstri döneminde yani bilginin konsantrasyonu çok önemliydi. Yani şirket sırlarından bahsediyorduk. İşte patent yasaları, bütün bunlar devam ediyor vaka. Bütün bunlar var ama zaman zaman patent yapılarının ne kadar arkaik kaldığını görüyoruz. Patent düzenlerinin, fikir haklarının ne kadar zamana uyamadığını görüyoruz. Ya bundan sonra bu güç dengesini yani bilgiden doğan güç dengesinin ben farklılaşacağına inanıyorum. Bunu görüyoruz nitekim. Yani yani bugün dünyanın en büyük şirketleri, dünyanın en tepesine oturmuş en büyük şirketleri veri değerlendiren platform şirketleri aslında. Yani ve bu bunlar Microsoft'u bir kenara bırakacak olursak bunlar aşağı yukarı birçoğu 30 sene evvel yoktu. Şimdi bu dünyanın değer ve bunlar bilgiden geçiniyor. Bilgi de başkalarının bilgisi. Yani başkalarından onlara gelen bilgiler. Yani bu yapı yayıldıkça ben bu transformasyonun çok daha efektif olacağını düşünüyorum. Bilgisiz
bir beyinde veya bir kurumun içinde artık tutmakta çok zorlanacaksınız. Hatta açık veri benim gözümde o açıdan çok büyük anlam kazanıyor. Bilgiyi paylaşmayı öğrenebilmek bu açıdan çok önemli oluyor. Dikkat edip biraz değerlendirirsek bugün ülkeler de kendilerindeki gücü bilgileri kendilerinde tutmakla algılıyorlar. Bu sürdürülebilir bir yapı değil. Bu sürdürülebilir bir yapıdır. Bilgi paylaştıkça olacak olan yapının içinde bu network networkler gelişecek. Bu networklerden en fazla bilgiyi en iyi değerlendirip üretken olabilen şirketler veyahut yapılar bu işin içinden kazançlı çıkacak. Bu farklı liderlik yetkinlikleri gerektiriyor. Farklı yönetimsel yetkinlikler gerektiriyor. Network bir bilim dalı olarak iyice araştırılması gerekiyor. Yani bir başka konu mesela bilgi alışverişinin getirdiği gittikçe daralan yankı odaları. Hepimiz kendimizi bir takım yerlerde kitlemeye başlıyoruz. Bunu çözmek için networklere ihtiyaç var. Networklerin araştırılmasına ihtiyaç var. Ben networkingin her katmanda hem bir kere tabii ki teknolojik anlamda geliştiriliyor. Zaten görüyoruz. Yani en önemli gündem konularından bir tanesi, hatta politikanın en önemli gündem konularından birisi bu Huawei. Huawei networking şirketi. Onun üzerinden diğer büyük şirketler. Ve ondan sonra bunun üzerine bunları kullanmanın getireceği yönetim mekanizmaları. Gerek liderlik olursun, gerek diğer yönetim mekanizmaları. Bunların hepsinin iyi analiz edilir, bu iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Tabii bütün bunları iyi değerlendirilirken aslında bizim malum ülke olarak son 15 gündür konuştuğumuz konu AVM'lerin açılması, sosyal mesafe ve bu sosyal ilişkilerinde nasıl düzenleneceği, Birgi Tekşal'ın da bu bağlamda sorusu, bir arada olmanın azaldığı bir yaşamda sosyal ilişkiler sizce nasıl olacak? Yani bu öngörü soruları beni çuvallattırıyor açıkçası. Sizden büyük beklentiler yani olacak var. Yani efendim? Sizden büyük beklentiler var öngörüler konusunda. Sanırım kitabınızdaki söylediğiniz şeylerin şu an vuku bulması da bunda bir etken olabilir. Eyvah. ben sosyal ilişkilerin, ben hele bu pandemi biraz hareket aranını daralttıktan sonra adam akıllı bir patlama yaşanacağını düşünüyorum. Yani hepimiz zincirlerimizle boşanmış deliler gibi dışarıya çıkacağız. Ama o bir tsunami dalgası olacak diyeyim. Ama ondan sonra bunun sosyalleşmenin bir şey olduğu ortamlarda bir olduğu alanların ağırlıklı olarak devam edeceğini düşünüyorum. Ama yani daha farklı bir dengenin oturacağını da düşünüyorum ben. Yani çalışma hayatı, ev hayatı ve sosyal hayatın kendi içinde çalışma hayatını biraz daha ev ve sosyal yapının içinde dengeleyecek bir yapıya geleceğini düşünüyorum. Yani daha sürdürülebilir bir yapı olacak. Şimdi bakın bana şu çok şey geliyor, önemli geliyor. Biz hakikaten yani biraz sembolik anlamda bakacak olursak yukarıdan bir yerlerden büyük bir emir geldi bize. Bana bakın, siz çok hızlanıyorsunuz. Siz durmasını bilmiyorsunuz. Yani bunun sonu yok.
Kendinize bir çekidüzen verin. Şöyle bir ben size bir şey göndereyim de, bir bela göndereyim de, bu bela, bu aklınız başınıza gelsin dendi. Şimdi eğer biz bundan ders almazsak, bunun devamı gelebilir ve çok kötü gelebilir. Yani çünkü iklim değişikliğiydi, küresel ısınmaydı, göç dalgalarıydı. Bunlar hep bizim kendi kendimize yarattığımız sorunlar. Biz bu yapıyı daha fazla sürdürülebilir bir düzen içine sokmazsak, burada sırayla bu belaların yakında daha fazla başımıza geldiğini göreceğiz. En basitinden. Yani eğer pandemi gerçeğinden biz dersimizi almazsak, insan yapımı pandemilerle de karşılaşabiliriz. Onun için buradan alacağımız dersler bizim hayat şeklimizi de değiştirmeli diye düşünüyorum. Evet, umarım Bu bir bundan dilek. Bu bir evet. dilek. Öngörü değil, dilek diyeyim. Direkt ve iyi niyetli bir yaklaşım Evet. olarak evet, biz de bu bağlamda yatırımcılarımıza bir anket yapmıştık. Sizin dediğinizle de çok bağdaşacak. Yatırımcılarımıza şunu sorduk. Pandemiden sonra evde kalma süreci bittiğinde ilk yapmak istediğiniz şey nedir diye sorduğumuzda dışarı çıkıp arkadaşlarımla görüşmekti bize gelen ilk soru. İlk cevap en son olan da sinemaya gitmekti. Kimse sinemaya gitmeyi tercih etmedi pandemiden sonra. Tabii bu da sosyal hayatımızın gereksinimleri ve aslında nereye doğru evrildiğimizi de bize gösterecek sanırım. Hulusi Bey'in bir sorusu var. Sizin de az önce bahsettiğiniz bu data, veri toplama ve veri yönetimi ile alakalı. Hollanda'da data analiz dersi anaokulda başlamış durumda. Sanırım geleceği inşa etmek artık ilkokuldan başlamalı diyebilir miyiz diyor kendisi. Valla ben biraz mütevazı davranmak için lise dedim. Daha da erken başlamasının çok doğru. Ya yani, anaokulunda nasıl yapılır onu bilemiyorum ama yani daha erken çağlarda hakikaten çok temel bir öğrenim alanı olması gerektiğine inanıyorum. Çok doğru. Çok çok doğru. Yani çünkü siz datayı kullanmayı öğrenmezseniz zaten dünyayı felakete doğru sürüklüyorsunuzdur demektir. Yani yanlış, çünkü data öyle bir şey ki yani bir kalıba koyamıyorsunuz. Ama şunu da söylemem lazım. Çok çok önemsediğim bir konu. Ekonominin tanımı içinde datanın yeri yok. Ve bunun çok büyük bir eksik olduğunu düşünüyorum ben. Yani ekonomi nedir? Kıt kaynakların yönetimidir. En basit tanımı. Ve bu kaynakların içinde, bir kere data kıt mıdır değil midir o ayrı bir konu. Diğer kıt kaynaklar kıt mıdır değil midir o da ayrı bir konu. Ama ekonominin içinde datanın tanımını göremiyoruz. Ve bunun çok araştırılması ve bir şekilde teorilerin de içine yerleştirilmesi gereken bir alan olduğunu düşünüyorum. Yani bunu kendi kendime iddia etmiyorum. Çok yakın bir tarihte, bunu en son Türkiye'ye geldiğinde Daron Acemoğlu'yla da bu konuyu tartışma fırsatı buldum. Ve yani onun tarafı, o saçmalıyorsun demedikten sonra demek ki haklı olduğuma anladım. Onun için rahat rahat söyleyebiliyorum. Estağfurullah diyorum. Ben de Faruk Bey çok kıymetli bilgiler veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Tabii bununla beraber örneğin Ersin Bey'in şöyle bir sorusu var. Şimdi biz hep güvenlik kaygılarından bahsettik ve bunu genelde bilgi ve veri üzerine konuştuk. Kendisi diyor ki güvenlik kaygıları bilgi veri güvenliği üzerine mi yoğunlaşıyor yoksa gelecek için fiziksel güvenliğimizden de kaygılanmalı mıyız? Tabii yani hep yani güvenlik dediğiniz holistik bir bakış açısıyla değerlendirirseniz evet her şey var bunun içinde. Yani şöyle bakalım fiziksel şeyde Myanmar'da yaşanan olaylara bir bakalım. Yani çok bu Arakanlara karşı
yapılan hedefli sosyal medya linç kampanyaları kaç kişinin kanının dökülmesine neden oldu? Bu bir örnek. Yani bir neredeyse bir Holokaust'a gidecek kadar ağır yani ırkçı kavgalara şeylere olaylara neden oldu. Şimdi eğer ben sosyal medyayı medyanın disruption'ı olarak görüyorum. Yani bundan 15 sene evvel hayatımızda sosyal medya falan yoktu. Bunun getirdiği bir karanlık taraf var. O karanlık tarafta bizi fiziki bir açıdan hakikaten tehlikeli ve bir anda olabilir bu. Yani bir anda bir linç kampanyası birisi için düzenlenebilir. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Yaşadık. Hepimiz gördük. Yani bu da bir karanlık taraf. Yani bir medyada yapılan disruption'ın çok daha sonra getirdiği bir karanlık taraf. Bir başka karanlık taraf, yani bu pandemi belki yani bu tamamen doğadan oluştu ama gen teknolojisinde olan gelişmelerle biliyorsunuz yani işte Amerika Çin'i suçluyor, sen yarattın bunu diye. Bunun şu anda bir gerçekle pek alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ama olmayacak da bir şey değil. Yani burada yani köşe başındaki yan kesicinin kafamıza balyoza vurması değil burada yalnız fiziki olarak tehlike. Yani buralardan doğan bir takım karışıklıklarında olduğunu düşünüyorum. Yani bunların hepsi yani her türlü yenilik tanımlanmayan kendi karanlık taraflarını da birlikte getiriyor. Bunda fiziki bir şey de olabilir. Diğer taraftan bir de tanımlayabileceğimiz ve sizin de aslında ilgi alanlarınızla alakalı bir soru gelmiş. Emir Bey'den, blok zincir teknolojisi. Blok zincir teknolojisi ve yapay zeka teknolojileri geleceğe yönelik nerelere sizce evrilecek? Yani bir kere yapay zekanın yani biz yapay zeka bir şeyin genel adı diye düşünüyorum. Bunu bir tool, tabii teknolojiyle uğraşan insanlar için değil, bizim için geçerli olan tarafı, bizler için. Yani biz bunu hangi alanda kullanmak istiyorsak, o alanda etkin olacak demektir. Yani belki ne bileyim ben yani lojistik alanında kullanıyorsanız yapay zekanın anlamı başka. Üretimde kullanıyorsanız yapay zekanın anlamı başka. Teknolojik Ar-Ge'de kullanıyorsanız başka. Ne bileyim ben yani normal bir endüstri üretiminde Ar-Ge'yi kullanmak başka. Eğer biz 4. sanayi devrimindeki üretim teknolojilerinden bahsediyorsak orada yapay zekanın anlamı başka. Yani dolayısıyla her alanda bir enabler olarak, bir aggregation unsuru olarak yapay zekayı biz her alanda göreceğiz demektir. Blockchain'de biz Bitcoin'u tanıdık. Hala bugün bayağı ağır şey, her ne kadar bundan 2 sene önceki değerinden epey kaybettiyse de bugün hala var ve güçlü. Ama finans dünyasında blockchain'in etkisini ben daha fazla görmüş olduğumuzu düşünmüyorum. Yani gerçekten bir şey olursa, bir disruptif bir ürün çıktığı takdirde ben epey etkili olabileceğini düşünüyorum. Libra denedi. Facebook Libra ile denedi. Libra pek tutturamadı gibi duruyor şu anda en azından. Daha nasıl gelişeceği belli değil. Fakat asıl önemlisi bence
finans dünyasının dışında blockchain'in hukuk dünyasında çok önemli bir disruption'a neden olabileceğini düşünüyorum. Çünkü dağıtık sorumluluk yapısı, distributed responsibility olarak baktığımız zaman bu bizim alıştığımız hukuk dünyasında olan bir şey değil. Hukukun en temel kavramlarından biri olan sözleşmenin denetimini, kontrol mekanizmalarını çok farklı bir boyuta taşıyor. Bunun hukuk dünyası eğer gerçekten uygulamalarda pratik blockchain yapılarını finans dünyası dışında görmeye başlarsa, ki başlıyoruz yavaş yavaş, ama gerçekten disruptivleri görmeye başlarsa, o zaman bu hukuk dünyasını da gerçekten ağır bir şekilde etkileyecek. Özellikle gatekeeper'ları, hukuk dünyasının üzerindeki, ne bileyim ben, noterlikten tutun Adalet Bakanlığı'na kadar giden bütün hukuk mekanizmasını direkt olarak çok etkileyeceğimiş. Oraya daha gelmedik. Ama gelmememiz için bir neden yok. Yani bu bir binlerce kişinin blockchain için bir yerlerde kafa patlattığını unutmayalım. Evet, bunlar da diğer taraftan hepimiz için aslında umut verici de gelişmeler olarak diye düşünüyorum. Çağlar Demir'in bir sorusu var. Self-oriented, yetkinlik bazlı kişi özel mesleklerden bahsettiniz. Eğitimde dönüşüm olmadan bu değişim kişisel deneyimlerle mi olacak, yoksa eğitim sistemi buna göre evrilecek mi? Ki bu Türkiye'de gerçekten çok çok önemli konulardan biri tabii. Burada zaten zannedersem konuştuklarımızın çoğunu yalnız Türkiye bağlamında konuşmuyoruz. Biz bütün dünya olarak konuşuyoruz. Yani ben hep onu demeye çalışıyorum. Türkiye'nin sorunlarına Türkiye'nin sorunları olarak bakmak başka, dünyadaki gelişmelerin Türkiye'ye yansıması olarak bakmak başka. Yani dünyada şu anda havada uçuşan binlerce herhalde eğitim modeli var. Hepsi bugünkü eğitim modelini değiştirmeye. Evet, çok arkaik tarafları herhalde çok fazla. Çok doğrudur da. Ben şunu rahatlıkla iddia edebilirim. Biraz teorik rahatlıkla iddia olacak tabii bu. Yani bana bir 6 yaşında bir çocuk verin bugün. Önümüzdeki 18-20 sene içinde hiçbir okula göndermeden tamamen eldeki bedavaya sağlanacak kaynaklar çerçevesinde o çocuğu ben üretken yapabilirim. Diploma sahibi yapabilirim demiyorum. Ama şey yapabilecek, yani sağlıklı bir şekilde kendine bir meslek sahibi yapabilecek bir yapıya getirebileceğimi iddia ediyorum. Bugün eğitim için, ne bileyim ben, bugünkü değerler içinde belki iyi bir eğitim için 700-800 bin lira toplam harcamak durumundasınız. Minimum. Bugün size bu eğitim kaynaklarının belki %99.9'u zaten eğer doğru bir şekilde ararsanız elinizin altında var, ekranınızda var. Ayşin okuldu, sosyal boyutuydu, sınıf ilişkisiydi, yani sınıflardaki, okul sınıflarındaki ilişkiydi. Bunların gelişmesi ayrı bir konu. Ama eğitimin kendisi olarak ben paralel bir yapıda insanların kendilerini geliştirmek için çok büyük imkanlarının olduğunu düşünüyorum. Ve zaten 20 sene sonra eğitim kurumlarını en DM büyük kocaman üniversitelerde dahil olmak üzere nasıl bir şekil alacağı konusunda ben de gerçekten çok merak ederim. Teşekkür ederiz. Ben İzel Bey'in iki sorusunu iletmek istiyorum. Bir tanesi, lineerden üstele geçtik. Üstelden döngüsele faydayı birlikte yaratmaya ve değeri paylaşmaya nasıl geçebiliriz? Bir daha alabilir miyim soruyu? Çünkü bağlantı tam olarak olmadı. Tabii, şöyle.
Lineerden üssele geçtik. Üsselden döngüsele faydayı birlikte yapmaya ve değeri paylaşmaya nasıl geçebiliriz? Valla yani bu hep beraber araştırmamız gereken bir şey tahmin ediyorum. Yani çünkü üssel gelişmeyi biz yani yenilenebilir yapıyı değerlendirmeden baktığımız takdirde çok büyük bir eksik yani çok büyük bir hata yapmış oluruz. Bana şey çok ilginç geliyor. İnsanların eve tıkılıp dışarıdan yani bizim insanoğlunu gördükçe nereye saklanacağını bilmeyen hayvanların bugün caddelerimizde gırla dolaşması bana çok en ilginç bir sosyal şey, çok ilginç bir sembolik anlam ifade ediyor. Ben şeyi umut ediyorum. Yani kısa vadeli olabileceğini zannetmiyorum. Ama orta vadeli olarak bu pandeminin bize çok büyük bir ders vereceğini zannediyorum. Yani kaynaklarımız bu kadar bizim. Yani bunu artık yenileyerek buna bakma şansına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bunun için de genç kuşağın, yani bizim gibi sallapati bir kuşağın yerine genç, efektif bir kuşağın bu bilinçle birlikte iktidara geldikçe bunu dönüştürebileceğine inanıyorum. Yeter ki bu inançla davransınlar. Yani büyük bir ihtimalle eğitimli kuşak bunu bilecektir. Bunu yaygınlaştırmak lazım. Yani nasıl yapılır? Yani eğer düşünecek olursanız bugün dünya üzerine gelen güneş enerjisinin sizin en azından bir yıllık tüm üretimde kullanılan tüm enerjiye eşit olduğunu düşünecek olursanız bu çok bir şey, çok zor olmasa gerektir. Eğer siz kendi argenizi şimdi olduğu gibi belli sorunları fokuslayarak, küresel olarak o sorunu çözmeye yaklaştığınız zaman. Ben bunun buralardan geçtiğini düşünüyorum. Yani el birliğiyle ve yani dünya olarak bütün yer küresinin medeni insanlarının fokuslanmasıyla çözülebileceğini düşünüyorum. Peki İzler Bey'in diğer sorusunu o zaman ben de size iletmek istiyorum. Gözetim kapitalizminin teknolojinin imkanlarından ve COVID gibi krizlerinden güç alarak özellikle devletler ve dev şirketler tarafından etkin bir silah olarak kullanılmasını nasıl önüne geçebiliriz? Ya bence bu çok doğru bir tez, çok doğru bir soru. Çok büyük bir sorun. Ama bu konuda işte bence yani geçen sene bu konuyla ilgili çok ağır bir kitap çıktı. Shoshana Zuboff'un Age of Surveillance Capitalism diye bir kitabı çıktı. Yani orada şeyi görüyorsunuz, yani bu işin geleceği tehlikelerin boyutlarını görüyorsunuz. Çünkü bu bilgiler bazı şirketlerin elinin altında toparlandıkça bir müddet sonra bu şirketler kitlelerin davranış mühendisliğine veya bireylerin davranış mühendisliğine soyunabilecek bilgiye kavuşabilirler. Fakat yani bu yine bizim bugünkü bakış açımızın bu geleceğe yaptığı bir ekstrapolasyon diye düşünüyorum. Herkes kendi antitezini üretiyor. Ben bugünkü bu data tekelleri diyeyim, yani biz yani data baronları diyeyim. Bu data baronlarının geçmişteki
Yani bizim endüstri döneminden taşıdığımız diyelim hukuk veyahut ekonomideki tanım eksikliklerinden kaynaklanan gri modellerin üzerine oturan yapılar diye düşünüyorum. Yani demin datanın ekonomide tanımlanmasından bahsettik. Biz hukukta ve datada, hukukta ve ekonomide datanın tanımını doğru düz yapıp bu modellemeleri gerçekleştirdiğimiz zaman data kullanımının da ona göre değerlendirileceğini düşünüyorum. Çünkü bugünkü o büyük şirketler geçmişten kalan gri alanların üzerine oturmuş şirketler. Onun için diyorum bugünkü altyapılar şeye yeterli değil. Yani bu üst yapıyı taşıyabilmek için yeterli değil. Bunu, yani hem hukuki olarak hem ekonomik olarak hem de sosyopolitik olarak bu soruların cevaplandırılması lazım. Datanın yeri ne? Çok iyi tanımlanması ve araştırılması lazım. İşte burada da zaten network konusuyla da direkt olarak ilişkili bir konu bu. Peki, teşekkür ederiz. Hadim Bey'in sorusu var. Açık veri ve bilginin paylaşımı için kurumsal anlamda yalınlaşma gerekiyor. Sizce hiyerarşik yapılarda bunları sağlamak mümkün mü? Vallahi yani şu anda hiyerarşik yapılar dominant yapılar olduğunu düşündükçe uğraşmak lazım. Yani hiyerarşik yapılarda ben maalesef hala şu gerçek var. Yani bilgi kral. Yani hala bu bakış açısı devam ediyor bugün için. Ama yani o yapının kırılması için bilginin kesinlikle daha demokratik olarak değerlendirilmesi lazım. Yani bu yine bu kuşaklar arasındaki farklılığa ve gerilime geliyor. Yani bunu değiştirecek olan, yani o kadar temel bir değişiklik ki bunu değiştirecek olanların yine genç kuşaklar olduğunu düşünüyorum. Ahmet Bey'in sorusu var. Siber güvenlik teknolojileri gibi siber güvenlik sigorta poliçeleri de çeşitlilik gösteriyor demiş. Bununla beraber sizce hangi sektörler değişikliğe gidecek bu noktalarda? Yani sigorta açısından benim bunu değerlendirebilmem çok güç. Yani bilebildiğim bir konu değil maalesef. Yani onun için... Bilmiyorum dememe izin varsa. Tabii ki. Emir Bey'in sorusuna geçelim. Karar verme aşamasında veri ile sezgi arasındaki ilişkiyi nasıl görüyorsunuz? Sezgi dediğimiz zaman demin çok güzel. Yani ben ona demin gut feeling dedim. Gut feeling dediniz, evet. Evet. Yani sezgin hala çok çok önemli bir noktada olduğunu düşünüyorum. Hep şeyi merak ederim. Yani şimdi biz hep yapay zekanın karar mekanizmalarına gelip oturup insanı kenara atacağından bahsediyoruz. Ve yani, kimine göre daha çok uzun zaman var. Doğrudur da çok uzun zaman var. Ama yani o çok uzun zaman geçip de bugüne geldiğimiz anda dahi ben yani yapay zekanın hormon eksikliklerinin büyük bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani insanoğlunun salgıladığı çeşitli hormonların karar mekanizmasında olan etkisinin boyutlarını düşündüğümüz takdirde bu sezginin ben hala çok büyük bir rolünün olacağına inanıyorum. Yani evet. Yani yapay zeka dediğimiz zaman biz rasyonelliğin %100 somutlaşması olarak bakıyoruz. Hayır, yani bu yok böyle bir şey. Yani ben buna hiç, yani bundan 300 bin sene sonra da buna pek imkan veremiyorum. Evet.
Evet, aslında biz hayatımızda kendimizi kontrol ediyor gibi görünsek de duygularımız, beynimiz ve muhtemelen hormonlarımız bize yön veriyor dediğiniz gibi. Yok, yani onların Bunların da hepsini tabii hormon farklı diye sonuçları olabilir. kısaltıyorum. Evet. Ersin Bey'in bir sorusu var. Küresel bir eğitim sistemi gerçekleşebilir ya da gerekli midir? Kültür ve eğitim arasındaki ilişkiyi kısaca yorumlayabilir misiniz? Kültür ve eğitim arasındaki ilişki mi? Küresel bir eğitim dediğimiz zaman ben bir kere şöyle söyleyeyim. Yani bizim yani ulus yapılaşmamızın veyahut endüstri, yani bizim ulus yapılaşmamız endüstri döneminden getirdiğimiz bir bir miras. Ve bizim bütün getirdiğimiz kurumlaşmaların, yapılaşma şeklinin bizim temel gelecekte karşılaşacağımız sorunların önündeki en büyük engel olarak düşünüyorum. Yani gerek göçmenlik sorunu olsun, gerek iklim değişikliği olsun, gerek gelir uçurumunun, gelir dağılımının bozukluğu olsun. Bütün bu temel ağırlıklı olarak sorunların dibinde yatan en büyük, yani bu sorunların çözümünün en büyük engelinin endüstri döneminden kalma kurumlaşmalar olduğunu düşünüyorum. Yani ya, ulus devlet olmayacak demek değil bu tabii. Yani o haddime değil böyle bir şey yapmak, ama yani birçok kurum yapılaşmasının bu sorunların düzeltilmesi için yaptırım gücü yüksek über ulus kurumlarıyla gerçekleşebileceğine inanıyorum. Bizim şu anda alıştığımız, ne bileyim ben, Bretton Woods kurumları, IMF'di, ne bileyim ben, veyahut Birleşmiş Milletler, onlar çok hantal, çok ağır ve çok arkaik kalıyorlar. Ve onlar devlet yapıları içinde organize olduğu için, devlet ağırlığıyla denetimleri oluştuğu için yani yine soruları cevaplandıramıyorlar. Ama bu sorunların geliştirilmesi için bu über kurumlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kültür ve eğitim arasındaki ilişki mi demiştik? Soru. Evet, kültür ve eğitim arasındaki ilişkiyi sormuşlardı. Valla yani kültür her zaman kendi içinde bir yöresellik barındırıyor. Barındırması da iyi bir şey. Yani bu ikisinin bir sarmal halinde bir arada değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kültürel zenginliğin eğitim yapısı içinde korunabilmesi, ama tabii yıkıcı taraflarından arındırılarak. Yani çünkü yani kültür sanatın özünde yatıyor. Kültür yaşamın özünde yatıyor. Ama eğitimde buradaki başrolünün benim gözümde işin saldırgan tarafından ayıklamak olduğunu düşünüyorum. Yani eğitimin başlıca görevinin bu olması gerektiğini. Peki, Ümit Bey'in iki sorusu var. Bu evde kaldığı dönemde sizin ne gibi alışkanlıklar geliştirdiğinizi soruyor. Bir de COVID sonrasında holding yatırım alanlarınızda değişiklikler veya kaymalar olacak mı? Yani COVID'den dolayı bir değişiklik olacak mı? Onu söyleyebilmek çok zor. Yani çünkü bir takım değişiklikler bizde de, mesela şu anda genç bir kuşak geldi yönetime. Onların bakış açısını ben doğrusu açıkçası çok doğru da buluyorum. Eczacıbaşı'nda daha çok en çok ağırlık verdikleri yapı, ki ben bunu çok doğru buluyorum.
Eczacıbaşı'nın sağlık alanında bence çok sözü yani bir alışkanlığımız vardır. Ve sağlık alanında olduğumuzdan dolayı toplumun kurum olarak bize nispeten güvendiğine inanırım. Bu konuda biz yönümüzü çizmeye niyetliyiz. Yani geleceğin sürdürülebilir ekonomisine katkıda bulunan dinamizmi daha ağır basan bir kurum olarak, yani eski bir endüstri kurumunun ataliyetinden kurtulmuş, daha agile, daha hızlı hareket edebilecek bir yapıya geldiğimizi ve geleceğimizi düşünüyorum. Bu konuda da yani bizim Momentum diye bir şirketimiz var. Ayrıca bu konuda yatırımlarımızı da yönlendirmeyi düşünüyoruz. Evet. Benim alışkanlıklarıma gelince, valla çok açıkça söylemek gerekirse, yani ben artık öğrencilikten kalma nokturnal alışkanlıklarıma geri döndüm. Gece sabaha karşı yatıyorum. Çok da memnunum o işten. En büyük değişiklik o. Çünkü gece aralarını kendime ayırma fırsatı buluyorum. Onun dışında da açıkçası daha hani yumruk yemekten dayak atmaya fırsat bulabilmiş durumda diyorum. Alışkanlıklarım ne kadar değişti, neleri daha farklı yapabiliyorum, onu daha değerlendirecek hale gelemedim. Çünkü hakikaten çok yoğun geçiyor. Evde oturduğum anda hakikaten çok yoğun geçiyor. Berrak Hanım'ın bir sorusu var. Öncelikle şöyle bir yorumum var. Data intelligence artık hayatımızda çok önemli diyor. Ve bununla beraber bizlerin de tabii Kanyon Otoparkı'nda da gördüğü gibi elektrikli araçların şarj yeri var. Elektrikli araçların sizce hayatımıza girmesi hızlanacak mı? Vallahi inşallah diyeyim. Yani başka bir cevap bulamıyorum. Yani şöyle bir şey var tabii. Yani bu yeni teknolojilerin, yani yeni teknolojik yapılar, yani özellikle ulaşım endüstrisinde bunlar devreye girdikçe bunun gerekli altyapılarını sağlayabilecek duruma geliyor muyuz onu bilmiyorum. Yani bu tabii ki kanyondaki elektrik sistemini aşan bir takım sorulara geliyor. Yani ne kadar teşvik göreceksiniz, ülkeler ne kadar teşvik, ne kadar yatırım alacak bu gibi konular. Bunlara bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani ben yani evimde şarj olacak bir elektrikli arabanın bizim hayatımızı değiştirecek kadar yeterli olduğunu zannetmiyorum. Yani burada devlet teşvik mekanizmalarının ve yatırım politikanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, artık son soruya geçmek Lütfen. istiyorum ben de. Son soru da sevgili Murat Ergün'den. Bugün Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün bu anlamdaki misyonunu sormuş size. Çok iyi bir soru. Valla bizim için, yani Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün bizde bir 50 küsur senelik bir geçmişe sahip. Neredeyse 55 seneye yaklaşıyor. Ve kendi içinde bulunduğumuz spor alanlarında açıkçası hep en önde olmaya çalıştık ve en önde yani o spor dalı hakikaten, yani Avrupa ölçeğine geldiği zaman da zaten biz elimizi eteğimizi çektik, çünkü hepsinin içinde beraber bulunma imkanı olmadı. Yani hakikaten bu özellikle voleybolda, basketbolda bunu yaşadık. Türkiye'de hakikaten biz geldiğimizde 1960 yıllardı. Çok büyük bir farklılık getirdiğimizi düşünüyorum o tarihlerde. Gerek basketbola, gerek voleybola. Yani ondan sonra bütçeler arttı. Çok
farklı noktalara geldi. Hepsine birden bizim nefesimiz yetişmedi. Biz tek bir alanda devam etmeye karar verdik. Ve voleybol kadın takımında. Çünkü yani bir özel kuruluş olarak hepsine birden nefesiniz yetmiyor. Bu bir bütçe meselesi. Yani eğer siz bir spor dalı olarak buna baktığınız takdirde bu bir bütçe meselesi. Şampiyon olmak için verdiğiniz uğraş, ne bileyim ben, dünyanın en iyi voleybolcularını alacak kadar paranız olursa dünya lideri olursunuz. Ama bununla bitmiyor. Bununla bitmiyor. Bu bizim, yani bizim yalnız voleybol kadın takımıyla devam etmemizin aslında temelinde yatan neden, biz şu anda 3000 tane o 12 ile 16 yaşında arasındaki genç kızımızı yetiştiriyoruz. Ve bunları tam aslında 19 Mayıs'ta çok doğru bir soru bu. Bizim asıl hedefimiz, yani tabii ki şampiyonluk çok önemli. Tabii ki voleybol A takımı çok önemli. Ve onunla müthiş gururlanıyoruz. Yani altyapıdan gelen oyuncularla birlikte onların yetişmesi bizim için en önemli konulardan birisi. Ama onun kadar önemli olan konu, buradaki genç kızlar öyle yetişiyorlar ki, ben bunu şu şekilde tanımlıyorum. Asansöre girdikleri anda ellerine telefonu alıp başkasından kendilerini korumaya çekmeyecekler, kapamayacaklar şöyle şöyle oynayarak. Dik duracaklar ve karşılarındaki insanların gözünün içine bakacaklar. Benim anladığım anlamda bu genç kızlar yarının kendine güvende, savaşabilen, teamwork'ten anlayan, sporcu, illaki dünyanın en iyi voleybolcusu değil, ama bütün bu özelliklere sahip, kendine güvenmeye hazır 3000 tane genç kızımızı yetiştirdiğimizi düşünüyorum. Bütün değerleriyle birlikte. Benim için önemli olan bu. Daha en önemli olan konulardan birisi bu. Yani bizim bir toplumsal sorumluluk görevimiz var. Bu görev içinde Türkiye'nin genç kızlarına rol modeller yetiştirmek var. Onun açısından da çok önemli görüyoruz. Yaptığınız her şey çok kıymetli. Ben bugün şahsım ve Keresi Forum Türkiye ailesi adına çok teşekkür etmek istiyorum. Değerli izleyicilerimiz, bugün kıymetli iş insanı ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Sayın Faruk Eczacıbaşı bizimle beraberdi. Etkinliklerimiz devam edecek. Keresi Forum Türkiye YouTube kanalı üye olarak takip edebilirsiniz. Ben herkese hem tekrar Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum, hem de sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.